Saygıdeğer bakanımız, çok kıymetli misafir bakanlarımız, sayın valimiz, değerli önceki dönem bakanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve burada bulunan çok kıymetli belediye başkanları, yöneticiler, tabii ki Türkiye'mizin bana göre uluslararası platformdaki vitrini, en önemli katma değeri ve hedefte sınır tanımaması gereken en önemli sektörü diyebileceğimiz turizm sektörünün çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 26. yılını kutlayan EMIT 2023'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette 2023 bizim için tarihi bir yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Hem hedefleri olgunlaştırmada hem hedefleri büyütmekte bir sıçrama anı, her yönüyle en üst seviyede değerlendireceğimiz bu yıla ne yazık ki büyük bir afetle başladık. Canlarımızı yitirdik. Bütün kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyüktür. Ancak şunu söylemem gerekiyor, hem o bölgenin ayağa kalkması, hem o bölgede mağdur olan insanlarımızın 86 milyon insanımızla eşitlenmesi hususunda yoğun bir seferberlik dönemini milletçe yaşamalıyız ve yaşatmalıyız. Bu seferberlik sürecinin yine en önemli katma değerini yaşatacak ve sağlayacak olan sektörün de turizm sektörü olduğunun altını çizmek istiyorum. İnsanlarına moral veren, iş ve istihdam imkanı sağlayan ve aynı zamanda dünya ile buluşmasını sağlayan, ki o bölgede Hatay başta olmak üzere bütün şehirlerimizi bu anlamda tekrar ayağa kaldıran, düzenli, düzeyli ve 21. yüzyıla yakışan yeni şehircilik anlayışıyla inşa edilmesini sağlayan bir sürecin önümüzdeki yıllarda en önemli hedef olduğunu, ancak bu şekilde acılarımızı hafifletebilir ve kaybettiğimiz canlarımıza karşı borçlarımızı ödeyebiliriz diye düşünüyorum. Kıymetli katılımcılar, turizm insanları birbirlerine yaklaştırır, yakınlaştırır denir. İşte tam da bu vesileyle bir araya gelinen EMIT, bu ruhu taşıyan ve taşıtan, benim de ama siyasi dönemimde ama öncesinde bir vatandaş, bir iş insanı olarak gelmekle moral bulduğum ve gelmekle hem ülkemizi hem dünyayı açılan kapıları aralamasını takip ettiğim ve inanınız samimi ifade ediyorum, bu sektörle bağım olmamasına rağmen 20 yıldır sadık bir takipçisi olduğumun altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda emeği geçen bütün EMIT yöneticilerine ve sektör temsilcilerine ben buradan teşekkürü İstanbul'umuz adına ve memleketimiz adına bir borç biliyorum. Elbette ülkemiz ve İstanbul için son derece değerli olan bu organizasyonda bir ev sahibi olarak da sizleri güzel şehrimize ağırlamak benim için bir mutluluk ve gurur vesilesi. Köklü bir tarihe sahip İstanbul'umuzun zengin bir kültürel mirasa da sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda böylesi bir kentin ülkemizi ziyaret eden her 3 yabancı turisten bir tanesinin mutlak İstanbul'u ziyaret ediyor olması da zaten önemli bir gösterge. İstanbul köklü tarihi ve kültürünün yanı sıra dünyanın sayılı sanat ve finans merkezlerinden birisi. Zengin gastronomi potansiyeline, gelişmiş sağlık ve hizmet sektörüne, Asya'dan Avrupa'ya uzanan göz alıcı bir coğrafyaya ve dünyada eşi benzeri olmayan derin bir kültürel mirasa sahip çok önemli bir turizm destinasyonu. Burada İstanbul adına yine hedefte sınır olmadığının altını çizmek gerekir. Bir kent düşünün ki tasarım dalında UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında yer alıyor.
Avrupa Kültür Başkentliğini yapmış, Habitat Kongresi, NATO Zirvesi gibi dünyanın en prestijli organizasyonlarını ağırlamış, böyle değerli bir kenti gelecek kuşaklara hazırlamak, tanıtmak hepimiz için büyük bir sorumluluk. Bizim İstanbul için koyduğumuz net bir hedef var. Orta vadede İstanbul'u yabancı ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın ilk 3 şehir arasına taşımak, tabii ki bununla yetinmemek, daha üst sıraları hedefleyici altyapıyı da İstanbul'a sağlamak. Kültürel ve endüstriyel miraslarımızı yeniden işlevlendirerek kent hayatına katmaya özen gösteriyoruz. Müze Gazhane gibi kısa sürede İstanbullulara nefes aldıran bir alana, İstanbul'u alanı kazandırmak bizim için değerli bir dönüşüm hikayesi. Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla korurken yeni nesil müzecilik anlayışı konusunda da önemli bir örneği şehrimize ve ülkemize kazandırdığımızı düşünüyorum. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kara Surlarını bir kültür sanat alanı olarak kentimize hızlı bir şekilde kazandırıyoruz. Eski eserleri, eski yapıları, eski binaları tek tek restore etme konusunda anıları tazelemek ve geçmişten bugüne ve bugünden yarına yeni ihtiyaçları karşılayan bir biçimde hazırlamak konusunda da özenli davranıyoruz. Bodder Apartmanı yeni dönemde buluşmalarıyla İstiklal Caddesi'nde etkinliklerin ve gösterimlerin sağlam bir mekanı olacağını şimdiden bütün katılımcıları oraya davet ettiğimi belirtmek istiyorum. Tünel Metrohan, Yedikule ve Dolmabahçe gazhaneleri, Feshane, Beykoz Çubuklu siloları, Azatlı Baruthanesi, Terkoz Terfi Merkezi ve daha pek çok endüstri mirası yapıyı aynı yaklaşımla yakın gelecekte İstanbul'a kazandıracağımızı şimdiden müjdeleyeyim. Özellikle ulaşım altyapısı İstanbul ölçeğinde bir metropolün turizmdeki en önemli konularından biri olduğunu biliyoruz. İstanbul'da İstanbul City Card ile 1 ile 15 günlük sınırsız ulaşım hakkı ve turistik otobüs turu seçeneği bulunduğunu, bunun önemli bir kolaylık olduğunu belirtmekte fayda var. Tarihi Yarımada'da ulaşım sorunlarının çözülmesi adına Tarihi Yarımada ulaşım sistemi turizm açısından değerlendirilmesi raporu tamamlandı ve yakın zamanda hayata geçecek. Ki biz Tarihi Yarımada'yı aynı anda milyonlarca turistin gezebildiği büyük oranda araçtan arıtılmış ve mutlak gaz salınımının en az düzeye indirildiği dünyada örnek bir saha olarak memleketimize ve dünyamıza kazandırılması konusunda özenli bir çalışmamız var. Çok sayıda altyapı projesini, raylı sistemi, meydan düzenlemelerini de bu sahada tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Tabii bu değişim aynı zamanda misafir ettiğimiz turizmlere de vizyoner bir kent, vizyoner bir Türkiye örneğini sunmakta. Şehrimize gelen ziyaretçilerin şehri keşfetmeleri konusunda farklı ulaşım araçlarını, farklı turizm araçlarını da hizmete sokarak denetimli bir biçimde sağlıklı hizmet sunmasını ortaya koyuyoruz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile imzaladığımız anlaşma ile Galata Port Gruvaziyer Limanı'nda gelen yolcularımızı, turistlerimizi özel bir tramvay hazırlayarak o tramvayla 20 dakika içerisinde Tarihi Yarımada'ya taşımanın planlamasını yaptık. Ve şu anda bu sistem turistlerimize hizmet edecek durumda. Turizmin ayrılmaz bir parçası olan kültür ve sanat alanında ses getiren adımlar atmaya da devam ediyoruz. Var olan çeşitli etkinlikleri desteklerken bir yandan da yeni etkinlikler için planlarımızı yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'un uluslararası çapta bir merkez olduğunu unutmadan her attığımız adımı memleketimiz adına bir ivmelenme, bir kazanım ve geleceğe dönük iz bırakır alması için çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi 2036 Olimpiyatlarının
İstanbul'a kazandırılması hususunda önemli bir girişim yaparak bunun Türkiye'miz açısından ve İstanbul'umuz açısından önemli bir eşik olacağını şimdiden ilan etmek istiyorum. Önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası toplantı ve kongreleri kentimize yeniden kazandırmak için sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde çalıştığımızı bilmenizi isterim. Turizm sektörünü ortak akılda buluşturmak, beraber düşünmek ve beraber sinerji yaratmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Turizm Platformu'nu kurduk ve bu alanda her daim bir masamızın var olması, bizden beklentileri karşılayan, bizim beklentilerimizi anlattığımız gerçekten inovatif bir alanın İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde kurulmasını sağladık. Sektör bileşenleriyle turizmin tüm segmentlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz burada. İstanbul Turizm Platformu'nun ilk adımı olan İstanbul Turizm Çalıştayı'nda öne çıkan konular bizim turizm vizyonumuzun da öncelikleri olduğunu ve buna göre yol aldığımızı bütün katılımcıların bilmesini istiyorum. 17 milyona doğru giden turist sayısını göreceksiniz. İstanbul'umuzda 30 milyona çok yakın bir zaman diliminde hep birlikte çıkaracağız. Bu amaçla uluslararası platformda kentimizin tanıtımına katkıda bulunmayı çok ama çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı ve katkı yapmadığı, turizm eksik kalacağı gerçeğinden hareket ile belirlediğimiz hedefler çerçevesinde her alanda etkin ve yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yerel yönetimlerin turizm meselesinde tabii ki bakanlığımız var, tabii ki etkin saha aktörleri ve sivil toplum kuruluşları var, meslek örgütleri var. Ama en önemli aktörün ve masanın en önemli paydaşının bakanlık kadar yerel yönetimler olduğunu unutmamak gerekir. Dünyada yerelden güçlenen demokrasilerin turizme de daha interaktif, daha verimli bir saha oluşturduğunu buradan belirtmek isterim. Bunu rahatlıkla bütün dünya örneklerinde gözlemleyebiliriz. Bu bağlamda hem gelir paylaşımında hem yatırım sorumluluğunda eşdeğer bir sorumluluk alınmasını, merkezi idare ile yerel idarenin eşgüdümlü bir biçimde çalışması gerektiğini buradan bütün sektör temsilcilerine de duyurmak isterim. İstanbul'umuzun eşsiz değerlerini doğru mecralarda, doğru biçimde anlatarak kentimizin marka değerini canlı tutmalıyız. Tabii aynı canlılığı sadece kentimiz adına değil, her ne kadar İstanbul'u bir örnek olarak konuşuyor olsam da aynı şey Antalya için de geçerli, Muğla için de geçerli, Hatay için de geçerli, diğer şehirlerimiz için de geçerli. Bu bir modele dönüşmeli ve dayanışma içerisinde sağlıklı bir alana sahip bir sektörün Türkiye'mize daha büyük katma değerleri sağlaması şarttır. Ben dediğim gibi turizm sektörü memleketimizin en önde duran vitrinidir. Bizi gösteren, bizi hissettiren, bizi anlatan doğamızı, medeniyetimizi, geçmişimizi ve hatta geleceğe dair insanımızın vizyonunu hissettiren bir sektör olduğunu unutmamamız şart. İşte bu bağlamda az önce kıymetli başkanın ifade ettiği gibi Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün ifadesiyle yurtta sulh, cihanda sulh kavramı ülkemizin turizmdeki şiarı da olabilir ve olmalıdır. Ülkemiz barışla, huzurla anıldığı sürece dünyanın her yerinden akın akın turistin geleceği bir odak noktasıdır. Zor bir bölgedeyiz doğru ama aynı zamanda fırsatlarla dolu bir bölgede olduğumuzda bunun hakkını vermekle yükümlü olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu bağlamda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey memleketimizin içerisindeki uzlaşma, memleketimizin içerisindeki barış huzur iklimi, güçlü demokrasi, hak hukuk adalet unsurlarının en anlamlı şekliyle işletilmesi, bu tür sektörlere de kalıcı faydalar sağlayacağını hepimizin bilmesi şart. İşte bu bağlamda sizleri çok önemsediğimizi,
Sizlerin İstanbul ve Türkiye turizmine yaptığınız katkılar bizim için çok değerli olduğunun ve bu işi bilen insanların aslında sizler olduğunu, bizlerle birlikte entegre çalışmanın sizlerin bilgisi ve deneyimiyle kalkınacak bir stratejinin çok faydalı olacağının altı çizilmesi şart. Bu vesileyle hem sizlere hem bu değerli organizasyonun hayata geçmesine emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor. 2023'ün artık bizlere acı değil, bizlere mutluluk, huzur, bolluk, bereket ve kazanç getiren bir yıl olmasını diliyorum. Her şeyin çok güzel olacağı dönemi birlikte yaşamayı diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilgilendirme ve konuşması için 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emitin. Güzel geziniz olsun. Saygılar. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olun. Ya bir şimdi şeyi bir oradan ön tarafı bir açalım. Hoş geldin Onur, gel. Şuradan tamam, şuradan dön. Hoş geldin. Sağ ol. Başkanım, başkanım. Başkanım. Ne mutlu bana. Sağ ol. Başkanım. Başkanım. Çok. Başkanım, Avana, eski Avana Belediye Başkanı. Sağ ol. Hep birlikte. Sağ ol. Başkanım, çok sağ ol. Annemle çekelim. Çek çek çek. Hadi. Ahmet çek bunu. Buyurun başkanım. Buyurun. Başkanım. Şöyle gel hanımefendi. Hadi buyurun. Sizden çok şey bekliyoruz. Layık olacağım. Atatürk'ü sevecek. Her yani çok sağ ol anneciğim. Söz layık olacak. İnşallah, inşallah. Beraber devam edelim. İstanbul'da yapılan çalışmalar görmüşsünüz. Hem STK'larla iştiraklerimizi birleştirdik bu sürece. Rehberler odası ve Kamp İstanbul gibi STK'ların kendi standımızın içerisinde yer vermiş. Hem onlarla beraber, senle iştiraklerle beraber bir İBB'si kampı yaptık. Bir şart oluşturmaya çalıştık. Tamam. Müsaade edin arkadaşlar.